Kilometre neresi dediniz? Doğusun diye yaşadım. Manitayi dağlar güzelliği, sessiz tepelerden kadar. Tam solunda gösterdiğiniz istikamet kuzey. 1995 yılının Mart ayı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Çekiç Gücün yani Amerika'nın kontrolündeki Irak'ın kuzeyine büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun adı Çelik. Bu, Gladio tarafından şehit edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in planıydı. Orgeneral Bitlis, Irak'taki Saddam Hüseyin yönetimi ve bölgedeki Kürt gruplarıyla birlikte hareket ediyordu. Barzani ve Talebani Irak merkezi hükümetiyle anlaşmaya ve Irak'ın toprak bütünlüğü temelinde çalışmaya yönlendiriyordu. Amerikan planlarını engellemeye yönelik eylemler içindeydi. Eşref Paşa Amerikalıların PKK'ya yardım ettiğini biliyordu. İncirlik'teki Amerikan askerlerinin kullandığı gıda torbalarının bu kamplarda bulunduğunu kendisi söylemişti. Kendisinden duydum. İşte bugün yaşanan kavga, Kuzey Irak'ta yaşanan kavga, yıllık geliri 16 milyar dolar olan Musul ve Kerkük petrollerine Batı şirketlerinin egemen olma kapısıdır. Orgeneral Bitlis, Amerika ile PKK arasındaki ilişkiyi araştıran gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilmesinden 24 gün sonra öldürüldü. Orgeneral Bitlis'in uçağına sabotaj yapılmıştı. Eşref Bitlis, Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurmasına hayır demiştir. Bu nedenle öldürülmüştür. Uğur Mumcu bunun kalemiyle adıdır. Eşref Bitlis de bunun Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki önderidir.